sıcak, alın teri ve ekmek parası. Herhalde demir çelik işçilerini en iyi bu üç kelime anlatır. Havalar sıcak mı sıcak? Nefes almakta dahi zorlanıyor insan. Ancak Karabük'te birileri var ki bırakın 40 derece sıcağı 1200 derecenin önünde ekmek parası kazanıyor. Metre büyüklüğündeki demirler arkamda gördüğünüz ünitede 1,5 metrelik ebatlarda kesiliyor. Bu gördüğünüz fırında yaklaşık 1200 derece sıcaklıkta eritilerek önümüzde gördüğümüz mekanizmadan haddanenin diğer aşamalarına veriliyor. Sanayiden inşaat sektörüne kadar pek çok iş kolunda kullanılan demirlerin üretimi bu tesislerde gerçekleşiyor. 1200 derece sıcaklıkta çıkan demir, ezme mekanizması olarak adlandırılan mekanizmadan geçtikten sonra şimdi gördüğümüz gibi 90 metrelik mekanizmayı dolaşarak siparişin son şeklinin verildiği aşamaya geçiyor. Burada üretilen demirler çoğunlukla Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Burada şu anda yapılan sıcak haddeleme üretimi, lama, kare, yuvarlak, nervürü ve inşaat demirleri ihracat üzerine çalışıyoruz. Genellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. İşçilerin aşırı sıcak altındaki yoğun iş temposu görenleri hayrete düşürüyor. İnsanların klimalı ortamlarda oruç tutarken bile zorlandığı günümüzde ortam sıcaklığının yaklaşık 80 derece olduğu ve üretilen demirlerin de 1200 derece sıcaklıkta imalata hazırlandığı bir ortamda insanların oruç tutma heyecanına tanıklık edeceğiz. 8 saatlik bir mesai yapıyorsunuz. Evet. Oruç tutuyorsunuz. Oruç tutmak nasıl bir duygu böyle zor şartlar altında? Ya çok zor. Bu sıcakta oruç tutmak çok zor. Hani tutabildiğimiz de oluyor, tutamadığımız gün de oluyor. Mesela bazen dayanamıyoruz. Niyetlenmiyoruz bazen. Bazen de niyetleniyoruz hava iyi olunca. Gene de sıcak oluyor burası. Ramazan'da orucunuzu da tutuyorsunuz. Evet. Nasıl bir duygu? Bize anlatabilir misiniz bunu? Valla bu artık inanç meselesi. Direnç, insan inanarak olduğu zaman tutabiliyor oruç. Tabii tutamayan arkadaşlarımız da var. Genelde tutuyoruz. Ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Aslında demir 1200 derece ama merkezlerde 600, 500. Şu anda burası belki 100 derece olabilir. Ocağın yanı daha fazladır tabii. 8 saatlik vardiyaları boyunca yoğun sıcağa meydan okuyan işçiler herkesin aksine 40 dereceyi bulan güneşin altına serinlemek için çıkıyor.